Doğrudur. Berre ismini Resulullah'ın değiştirdiği doğrudur. Berre iyi olan kötülüğe hiç bulaşmamış. Yani iddialı bir isim. Hazreti Peygamber iddialı isimlerinden hoşlanmamış. Yani kişinin nefsinde ben böyleyim filan dedirtecek veya ben çok kötü bir herifim. Baksana ismimin berbatlığına dedirtecek. Yani kişiyi övdürecek, yerdirecek. Başka yerde alay konusu ettirecek. Herife bak hele, adamın isminden bile kendini büyük gördüğü anlaşılıyor filan. Türünden yanlış anlaşılmaya müsait olan isimlere müdahale etmemiş. Resulullah iddiasız yaşamış. Yaptığı şey büyük işler ama küçümsemeden insana böyle. İnsanı aşağılamadan yaşamış. Öyle yaşamamızı öğütlemiş. Bu nedenle Berre ismine müdahale etmiş. Yani bu kitaplarda böyle isimlerle ilgili çok yorumlar, işte cennete düşen ilk damla, şu melek, bu melek. Ya bu konularda doğrusu böyle bizim muteber kitaplarımızda böyle isimler yok. Doğrudur. Berre ismini Resulullah'ın değiştirdiği doğrudur. Berre iyi olan kötülüğe hiç bulaşmamış. Yani iddialı bir isim. Hazreti Peygamber iddialı isimlerinden hoşlanmamış. Yani kişinin nefsinde ben böyleyim filan dedirtecek veya ben çok kötü bir herifim. Aslında ismimin berbatlığına dedirtecek. Yani kişiyi övdürecek, yerdirecek. Başka yerde alay konusu ettirecek. Herife bak hele, adamın isminden bile kendini büyük gördüğü anlaşılıyor filan. Türünden yanlış anlaşılmaya müsait olan isimlere müdahale etmemiş. Resulullah iddiasız yaşamış. Yaptığı şey büyük işler ama küçümsemeden insana böyle. İnsanı aşağılamadan yaşamış. Öyle yaşamamızı öğütlemiş. Bu nedenle Berre ismine müdahale etmiş.
Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımı İsa, Hazreti İsa'nın teyzesi. Ve son olarak da diyor ki çocuğa Elissa ismi koymak uygun olur mu? Uygun değil efendim. Çünkü Elissa, bu Hristiyanlar koyuyorlar Elisa'yı. Çünkü bizde yok. Müslüman hanımlarda yok. Hani televizyonlarda, dizilerde falan genellikle geçiyor. Bir de aynı şekilde Hristiyan kültüründe aynı şekilde yazılmış. Onların kitaplarında geçiyor. Elizabeth diyorlar, Elisa diyorlar. Yani o isimleri kaldırıp da aynı şekilde çocuğa koymak uygun değil. Zorlamak da uygun değil. Ama efendim işte yani Yahudiler netice itibariyle mesela Süleyman'a Salomon diyorlar ya. İşte efendim Salomon koyabilir mi? Süleyman varken niye Salomon'u zorluyorsun ki? Yani Yahudiler Süleyman desin. Biz niye onlar Süleyman desin? Niye açıkçası Salomon diyorsun?
Ve zorlamak da uygun değil. Zorlamak da uygun değil. Ama efendim işte yani Yahudiler netice itibariyle mesela Süleyman'a Salomon diyorlar ya. İşte efendim Salomon koyabilir mi? Süleyman varken niye Salomon'u zorluyorsun ki? Yani Yahudiler Süleyman desin. Biz niye onlar Süleyman desinler? Niye aynı şekilde Salomon diyorsun? Evet. Hocam peki İrem ismini sordular geçen bana. İyi değil efendim. Herkes soruyor. Neden biliyorsun? Kur'an-ı Kerim'de İrem o zaman da varmış. Çok azmışlar. Şeyde de geçiyor. El Fecri orada da geçer. Çok azmışlar. Cenab-ı Hak barajı bir yıkmış. Hepsini suda boğmuş. Yani o İrem bağları öyle bir lanetli milletin helak adında olduğu geçiyor. Bir şey olduğu için adında koymamak geçiyor. Daha güzel. Tabii canım yani İrem... Allah'ın lanet ettiği bir kavmin şeyinde geçiyor. Evet. Yani kastınız o değil ama ben içim almaz. Evet. Thank you.
Şimdi Lena da takıyorlar falan. Yani Lena lehimize demek ama ya Lena diye de isim olmaz ya.
Minel diye bir soru sormuş. Minel ad olarak çocuklara verilebilir mi? Minel Arapça bir kelime. Demdan. Minel, minel kitabi, kitaptan. Minel cemaati, cemaatten. Orada min, el, minel, den, dan, ekidir. Yani Kur'an'da geçiyor mu? Kur'an'da geçiyor. Ama dediğim manada bir bağlaç olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani bir isim olarak geçiyor.